Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda sizin de dikkat edeceğiniz gibi renkli bir konuğum var. Evet, nereden geliyorsunuz? Şimdi Amsterdam'dan geliyorum. Bugün mü geldiniz? Ya, 2 gün önce geldim. Sık sık Türkiye'ye gidip geliyorsunuz. Biz evet. Bir arada yakaladık. Evet, iyi yakalamışsınız. Türkiye seyahatleri daha da sıklaşacak gibi de görünüyor. Evet. Hollanda'da ne yapıyorsun? Buraya gelince neler yapıyorsun? Hollanda'da, tabii ki orada konser veriyorum. Yeni evet. Albüm Colors çıktı Hollanda'da da. Ve Türkiye'ye gelince daha çok çalışmaya geliyorum. Ama bu yaz ilk kez Türkiye'de uzun bir tatil, yani eskiden yapardım küçükken ama road trip yaptık yani arabayla. Yani 20-30 şehir gezdim bir nereden ayda. Nereden başladın? Akyaka'dan başladım. Akyaka'dan evet. Nereye kadar? Akyaka'dan Akyaka'ya böyle yuvarlak yaptım. Abi yuvarlak yaptım. Ayvalık, Bodrum. Sahil. Evet, sahil turu. Ondan sonra Çanakkale'den Bursa'ya, Kapadokya'ya, Hatay'a, memlekete, Karsuköy'e. Karsuköy'den yine alttan böyle Antalya, Alanya, Side ve öyle Akyaka'ya geri döndüm. Hollanda'da daha çok kendini böyle deşarj, motive mi ediyorsun? Çalışmalarını yapıp, albümlerini hazırlayıp ondan sonra mı açılıyorsun? Nasıl oluyor? Ben yani biliyorum yani kendim buradan ve vücut ne zaman tatil istiyor. Evet. Ondan sonra yılda 2 büyük bir küçük bir tatil yapıyorum. Yani city trip yapıyorum. 3-5 günlüğüne Barcelona mı, ondan sonra Glasgow mu. Yoksa büyük bir trip yapıyorum. Yani Tayland'a, ondan sonra evet. Brezilya'ya. Yani büyük backpack'le 2-3-4 hafta gidiyorum. O küçük tur dediğin veyahut da seyahat dediğin yer nasıl planlıyorsun? Avrupa'da. O 3-4 günlük bir şey mi? Bir hafta falan mı? Ya 3-4 günlük. Mesela 3-4. Glasgow, Londra bir hafta sonu. Ondan sonra Paris, Barcelona. Çünkü Avrupa'da çok yakın olduğu yakın. İçin. Evet. Nasıl bir plan ve programla gidiyorsun? Neler yapıyorsun? Tamamen serbest mi gidiyorsun? Önceden evet. Bir hazırlığın oluyor mu? Yok, ben kendim çok serbest, özgürlük çok seviyorum tatilde. Ve turlara çok katılmayı ben seviyorum. İstemiyorsun. Evet, çünkü yani ne zaman ben oraya gittiğimi ben kendim karar vermek istiyorum. Daha çok sırt çantanla gidiyorsun galiba. Evet. Öyle çok eşya falan yok. Yanında taşımıyorsun. Yok. Tabii ki güzel şeyler götürüyorum. Yani topuklu ayakkabı götürüyorum. Hiç giymiyorum ama götürüyorum. Onu soracaktım. Topuklu ayakkabı hiç giymiyorum ama götürüyorum diyorsun ama ya, bir kere, sırt çantayla yemeği, gittiğine göre ya. Daha çok spor kıyafetlerle tabii, geziyorsun. Tabii. Mesela Kamboçya'da yani jungle'a gittik bir adada. Kimse yaşamıyor. Orada tabii ki böyle tekerlek bir şey yol zaten yok. Evet. Araba yok. Hiçbir şey yok. Bir saat jungle'a gideceksin sırtından. İşte eşyalar geliyorsun yani dünyanın en güzel sahili ama kimse yok tabii ki. Öyle yerleri çok seviyorum. Öyle yerleri daha çok seviyorsun. Evet. Herhalde Kamboçya'ya da uzun süre gittin. Evet. Yalnız mı seyahat ediyorsun? Bir arkadaşla? Yok, arkadaşımla beraber. Birkaç kişi mi, tek mi? Tek kişi. Tek kişi. Evet. Fazla olunca da zaten başka sıkıntılar evet, oluyor. Aynen. Organize olmak evet, falan gibi. Evet. Daha çok tarih, doğa. Tarih, doğa. Evet. Ve tabii ki eğlence ve çok güzel yemeğe gitmek istiyorum. Yani çok böyle şık olmasına gerek yok. Lezzetli olsun diyorsun. Evet, evet. O zaman bir yerel tatları seviyorsun mesela. Evet ama ondan da böyle çok dikkatliyim. Çünkü yurt dışında başka evet. Mikroplar oluyor. Seyahatinizde zehir olabilir. 15 günü bir kere oldum ve hayatım en güzel hastanede. Tayland'da bir ada var, Koh Phi Phi. Orada hastanelik oldum yemekten dolayı. İşte böyle kolumda infüz, hastane dışarıya bakıyorsun, sahil, palm ağaçları, güzel güneş. Güzel bir atmosfer, sen yatıyorsun. Ya, ya. Did you know how it feels? Saw a shorty, she was checking up on me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. So we decided. Hem doğuya gittiniz, Vietnam, Kamboçya, evet. Orada başka gittiğiniz Tayland, Bangkok. Tayland, Endonezya'da ama Endonezya'da tur için gittik müzik yapmaya.
Evet. Müzik turla turunu. Gidince galiba fazla gezemiyorsun. Yok, maalesef gezemiyoruz. Mesela bir iki ay önce Washington'daydım. Şimdi yavaş yavaş böyle müzik için gittiğim turlar, mesela orada konser verdim büyük elçinin evinde. İki gün arkasını yapıştırmak şimdi yapıyorum ve o iki günde gezmeye çalışıyorum. Ha, iki gün iş yapıyorsun, iki iş gün, bitiyor, iki günde geziyor. Zamanım varsa, çünkü evet. Normal olarak Hollanda arkasında gidince... Arkasında bir bağlantılı iş yoksa diyorsun. Evet, evet, tabii ki. Bu daha güzel yani. Ya deniyoruz ama zaman varsa, ama çok yoğunsa program, yani şimdiki gibi İstanbul'u gezmek isterim ama Ankara'ya gitmem lazım. Ankara sonra yine Hollanda'ya gitmem lazım. Yani her zaman evet, yoğun seyahat oluyor. Seyahatlerin nasıl geçiyor? Mesela uzun uçuşlar da yapıyorsun. Evet. Uçuştan sıkılıyor musun? Yani uçağa gireceğim böyle uçağa gireceğim diye değil. Yani ama iyi preparation oluyor. Yani bilgisayarımı dolduruyorum. Müzik aletimi getiriyorum. Ondan sonra bazen magazin alıyorum, kitap getiriyorum. Ondan sonra göz bandı. Evet, iyi kapata, iyi atabileceğim. Yani bayağı iyi giriyorum. Yani onu unutursam acayip sıkılırım. Böyle ne zaman geleceğiz, ne zaman geleceğiz. Peki seyahati tamam, tatili yapıyorsun da, hı-hı, bir de işin macera tarafı mı diyelim, biraz böyle tamamen hayattan kopmak falan, öyle bir içinde yani müziği, her şeyi bırakayım bir ay falan, uzaklaşayım, Anadolu'da yaşayayım, öyle bir şeyin de oluyor mu? Ya var işte, onun için uzun zaman, yani uzun gidiyorum ve bambaşka dünya gitmeyi seviyorum. Yani tabii ki bağları kopuyor anneye babaya. Hani halen annem arıyor, kızım aman iyi yemek yiyor musun? Aman kızım soğuk şalını tak. Annem halen arıyor. 25 yaşına geldi yani, yaşlanıyoruz artık ama halen annem arıyor. Ama tabii ki başka bir dünyaya gitmek istiyorum ve düşünüyorum ki yani burada sizin dekorunuz çok güzel. Yani uçakta bile yemek yiyince başka dünyaya giriyorum çünkü... restoranlarda en güzel masayı sipariş yapıyorsun. Yani camın kenarı mı, işte boğazı mı bakıyorsun. Ama uçakta dünya görüyorsun ve yemek yiyorsun. Orada evet, bütün dünya ayaklarının altında diyor. Evet. Tercih ettiğin öyle hava yolları falan da oluyor mu? Veyahut da hava yollarında artık tanınan bir isimsin. Yaşadığın şeyler var mı? Anılar var mı? Biz 2012'de Ricciotti Ensemble gibi büyük bir orkestrayla konser verdik. Her gün 7 konser ve normal yerde değil, yani tarlada verdik, çalışan kişilere, çingenlere verdik. Yani böyle biz otobüsteyiz, 60 kişi, 3 dakikada çıkıyoruz, full orkestra, ben önde solist olarak konser verdik ve uçakta verdik. En yüksek havada konser, senfoni orkestra, herkes yani oturduk, dedik ki konser verelim mi? Verelim. Herkes kemanını çıkardı, klarnetini çıkardı, hobonu çıkardı. Ben de ayağa kalktım öyle, orada uçakta full konser verdim. Ricciotti Ensemble'de. Nereden nereye gidiyordunuz bu konserler için? İstanbul'dan Amsterdam'a gidiyorduk. Türk Hava Yolları uçağı mıydı? Evet. Kabin ekibiyle de haberleştiniz. Böyle yok, bir şey yapmadım. Söylemedik. Söylemediniz. Yok de. Ama herkes, düşünsenize uçakta oturuyorsunuz. Evet. Benim bir ses geliyor, dönüyorsunuz, senfoni orkestra orada. Ben de bağırdım. Üsküdar'a. Türkiye'de verdiğin konserlerde, yurt dışında verdiğin konserler arasında tema olarak bir farklılık oluyor mu? Türkiye'de insanlar Türkçe konuşuyorum. Hollandaca, evet. Hollandaca. Fransa'da İngilizce. Farklı ediyor yani. Ama tabii ki müzik aynı kalıyor. Müzik dili aynı diyorsun. Evet, ama Türkiye'de daha çok Türk parçaları. Evet. Sözlü parçalar da yerine, evet, göre. Türkçe, İngilizce, Hollanda. Evet. Hollanda'da da popülariten oldukça iyi. İyi gidiyor. Orada yani özel bir şey oldu mu, gayretin daha fazla tanınayım, bilineyim diye, yoksa? Valla zor, bilmiyorsun kaç kişi seni tanıyor, biliyor mu? Geçen işte kraliyet ailenin 200 kutlama döneminde beni çağırdılar konsere.
çok çok bir gurur duyucu bir histi. Ve konserden sonra kral ve kraliyet geldiler. Ben de dedim ki yani çok teşekkür etmek istiyorum. Yani CD'mi hediye vereyim Colors'a. Böyle heyecan var, titriyorum. Dedim merhaba kraliçe, CD'mi vermek istiyorum. Teşekkür dedi ama gerek yok dedi. Ben de dedim niye gerek yok, sevmeyecek mi? Yok dedi, aldım zaten dedi. Hmm. Ben de teşekkürler. Yani evet, ne diyeceğimi bilmiyordum. Ondan sonra yani Cumhuriyet, ondan sonra parlamento duydu bu konser hakkında. Onlar da 200 senenin kutlanışını kutladılar. Yine beni çağırdılar. Yine çok gurur duyucuydu. Yani Hollanda'da çok güzel işler. Hollanda'da da iyi noktadayım diyorsun. Türkiye'de öyle de demedin. Yani iyi gidiyor. İyi gidiyor, yeah, evet. Yeah. Yok yani gidişat iyi. Yeah. İyi noktada yeah, dediğim. Yani görmeyi arzu hayat ettiğin şey kaldı mı? Böyle bir ülke, kıta. Kuba'ya çok gitmek isterim. Siz gittiniz mi Kuba'ya? Gitmedim. Ben oraya gitmek istiyorum yani değişmeden önce. Evet. Ve Güney? Güney Amerika mı? Afrika. Güney Afrika. Oraya gitmek istiyorum. Safari falan mı yapmak istiyorsun? Yok, safari daha ilgim çok çekmiyor. Bilmiyorum benim böyle tecrübem var mı? 5 saat beklemek için, bir aslan görmek için. Babamın ismi zaten aslan yani. Her gün görüyorum her babamı. Her gün görüyorum diyorsun. Ya. Zaten 5 saat de beklemiyorsun, merak etme. Ha, öyle mi? Siz gördünüz evet mü? Tabii çok gördüm. Belki biraz yani 40-50 yaşına gelince şu anda yani 25 yaşına her şey çok annem diyor ki çok acele istiyorsun, her şey acele acele, şuradan şuraya şuradan şuraya. Tatile gittiğimde zaten yani konuştuğumuzdan alıyorum, çok acele konuşuyorum. Her tahmin zaman ediyorum sen. Bir ya gün, iki gün, bir gün, iki gün, hadi yine gidiyorum. İyi, sana hem müzik yaşamında hem normal yaşamında keyifli, başarılı günler diliyoruz. Size de teşekkürler. Programımıza da katıldığınız için teşekkür ediyorum. Programımız gayet güzel. Çok beğendim. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Güzel bir konuşmaydı.